saça sıkmış olduğum ürün mavi su. Yani saçın daha rahat taranmasını sağlıyor. Şimdi modelimizin saçları ince telli ve hafif biraz uzamış. Biz bu modeli biraz kısaltacağız ve katlandırma işlemi yapacağız saçı. Hem normal doğal kullanımında rahat kullanabilmesi için hem de katlı bir modelle saçın ince telli olduğu için hacimlendirme işlemi uygulayacağız saçı. Saçı ilk önce temel ayrımlarına ayıracağım. Ondan sonra kesim işlemime başlayacağım. İlk önce profil ayrımı oluşturacağım. İki kaşın ortasından başlayarak enseye bitimine kadar olan ayrıma profil ayrımı diyoruz. Bu ayrımı oluşturacağım. Burada saç kesiminde ayrımlar çok önemli. Bir sonraki saç kesiminde de modelinize aynı saç modelini kesmek istiyorsanız saç teknik ayrımlarında da aynı özveriyi göstermemiz gerekiyor. Ayrımları aynı şekilde yaparsak bir sonraki saç kesimimizi de aynı modeli eksiksiz bir şekilde kesmiş oluyoruz. Profil ayrımı oluşturduktan sonra bu sefer U ayrımı yapacağız. Yani alt nal ayrımı. Burada saçı iki ana bölüme ayırmış oluyoruz. Alt kısmı ve üst kısmı. Ayrım yaparken tarağımızın saçın başın tepe noktasına koyuyorum ve burada tarağın sırtının değdiği noktadan başlayarak bir U ayrımı oluşturuyorum. Buradaki ayrım saçın temelini oluşturmak, üst kısmı da saça doku kazandırır. Yani saçın katlandırılmış bölümünü ayarlamak. Burada saçın temelini oluşturacağız. Üst kısma katlandırma işlemi yapacağız. U ayrımı ya da diğer adıyla alt nalı ayrımı oluşturduktan sonra yine aynı şekilde sağ kulak hizasından başlayarak tarağımızın uç noktasına değdirip yine tarağımızın sırtına değdiği noktadan tekrardan bir ayrım oluşturuyorum. Bu ayrım saçın baş yapısının temel ayrımlarını oluşturmuş oluyoruz burada. Bir nevi baş yapısını ölçerek ayırmış oluyoruz. Ölçülerine göre. Şimdi burada bizim orta kısmımız, bizim kılavuzumuz olacak. Öne doğru alalım. Evet. Buradan bir yatay ayrım oluşturuyorum. Bu benim kılavuzum. Saçın boyunun bölümü. Burada biraz kısa saçlar olduğu için birazcık daha saç alıyorum buradan. Yine aynı şekilde. Evet. Biz saçın boyunu tam böyle omuz hizasında değecek noktada belirleyeceğim ve çok aşırı
kısaltmayacağım. Yani enseye kadar değil de çok az şu bölümlerde kesmiş olacağım. Saç ne kadar kısa olursa katlar da o kadar yoğun olur. Ne kadar uzun olursa katları da ona göre dengeleyeceğiz. Burada ilk isterseniz tarak altı bir kesim yapabilirsiniz. İsterseniz parmak arası kesim yaparsınız. Tarak altı kesimlerde saça açı vermeden 0 dereceli açılarla kesim yapılıyor. Ama yine aynı şekilde parmak arası kesimlerde de yine şöyle 1 santimlik bir açı vermiş oluyoruz. Bilginiz olsun. Saçımızın temeli bu boyda. Biz bu boyu kılavuz olarak belirleyeceğiz. Saçın boyu bu boyda olacak. Bu boya göre de katlandırma işlemi uygulayacağım. İlk önce yine yatay ayrım alarak ince ince, ne çok kalın ne çok ince ayrımlar alarak orta kısmından saç boyunu, saçımızın temelini oluşturuyoruz. Buradan hafif saçı kaldırarak daha önceden kesmiş olduğum saç boyunu görüyorum. Bu benim kılavuzum. Bu kılavuza uygun olarak da saç boyunu belirliyorum. Evet, gördüğünüz gibi buradan tarakla hafif yukarı kaldırıyorum ve daha önceden kesmiş olduğum saç boyu kılavuzumuz alt tarafta görebiliyoruz. Böyle eşitledikten sonra kesim işlemimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi saç boyumuzu ve kılavuzumuzu oluşturduk. Bu alan, orta alandaki bölümü bitirdikten sonra şimdi onun sol tarafına ya da sağ tarafına geçebiliriz. Yine aynı şekilde yatay ayrımlar oluşturarak kesim işlemime devam ediyorum. Hafif çok az öne doğru alıyorum. Ve kesim işleme devam ederken diyelim sol tarafa geçtim. Gördüğünüz gibi burada bir kılavuzum var. Ve bu kılavuzumu devam ettirerek aynı şekilde kesiyorum. Aynı boyda. Yine yatay ayrımlar. Tarıyorum. Ve buradan kılavuzumu görüyorum. Bu başlangıç noktam benim kılavuzum. Bu boyda aynı şekilde düz bir hat üzerinden keskin hat kesim tekniği uygulayarak kesiyorum. Yine aynı şekilde tarıyorum aşağı doğru. Bir önceki kesmiş olduğum saç noktası. Burası benim kılavuzum. Buradan aynı şekilde keskin hat kesim tekniğiyle kesiyorum. Gördüğünüz gibi burada düz bir hat oluşturuyoruz. Burada geriye doğru tarayıp da kesebilirsiniz dilerseniz. Ama geriye doğru kestiğiniz zaman, hafif önlere doğru bıraktığınız zaman önleri biraz daha uzun kalıyor. Bu kısa saçlarda önlerin uzun durmasını istiyorsanız geriye doğru tarayıp kesebilirsiniz. İsterseniz eşit bir boyda olmasını istiyorsanız da yana doğru, modelimizin başını yana doğru eğiyoruz. Yine kulak hizasından ayırıyoruz. Tarıyoruz aşağı doğru. Ve buradaki kılavuzumuzu gördükten sonra bu saç boyuyla eşitliyoruz. Evet, birinci yöntemimiz bu potluğu ve saç
burada kestiğimiz zaman yamukluk olmaması için birinci yöntemimiz saçın alt kısmına, kulak arkasından ve kulak üstüne buradaki kulak botluğunu engellemek için böyle bir çalışma yapıyorum ben. Böyle eşitleyebilirsiniz. İkinci yöntem biraz modelimizin başını sol tarafını kesiyorsunuz. Sağa doğru eğiyorsunuz biraz. Eğdikten sonra tarıyorsunuz ve makasınızla kulak hizasındaki bu bölümü bastırarak bu potluğu alıyorsunuz ve kesim işlemimizi yapıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra gördüğünüz gibi aynı şekilde ikisi de aynı yöntem, aynı yola çıkıyor. İki çeşit yapabilirsiniz. Yine sol tarafa geçiyoruz. Sağ tarafa geçtim, pardon. Yine yatay ayrımlar uygulayarak öne doğru veriyoruz. Ve buradan sol tarafta kılavuzumuzu görüyorum. Burada noktadan başlıyorum. Eşitledikten sonra bu uzun bölümü kılavuza eşitliyorum. Gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde yatay ayrımlar uyguluyorum. Burada saçı daha kat verme işlemi yapmadım. Yani katlandırma, doku kazandırma işlemi yapmadım. Şu anda saçın temelini, saçın boyunu oluşturuyorum. Ayırıyorum. Tarıyorum. Ve kılavuzumu görüyorum. Gördükten sonra uzun bölümü bu kılavuzla eşitliyorum. Tekrardan tarıyorum. Kılavuzuma geliyorum. Ve eşitliyorum. Aşağı doğru taradım ve kılavuzumu bu kılavuza uygun bir şekilde saç boyuna eşitleyeceğim. Gördüğünüz gibi arka kısmını kestim. Şimdi kulak hizası bölümüne geliyorum. Modelimizin başını. Şimdi ben müşterimizin sağ tarafındayım. Sol tarafına doğru eğiyorum. Ve kulak hizası bölümünden aşağı doğru tarıyorum. Kılavuzumuz burada. Bu aşağı doğru tarıyorum. Ve burada kılavuzumu gördüm. Bu uzun bölümü eşitleyeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi arka taraftan ve ön tarafa bırakıyorum. Yine sağa doğru veriyoruz. Gördüğünüz gibi aynı şekilde. Bu sefer kontrol yapıyoruz. Aşağı doğru tarıyorum hepsini. Ve makasımla çok az bu potluğu alıyorum. Evet. Şimdi saçımızın boyunu belirledik. Boyunu belirledikten sonra modelimizin saç modelimize doku kazandırma işlemine geçmiş oluyoruz. Şimdi saç modelimize daha rahat kullanabilmesi için, daha hacimli kullanabilmesi için saça katlandırma işlemi uygulayacağım.
Evet. Şimdi modelimizin ister sağından başlayabilirsiniz, ister solundan başlayabilirsiniz. İnce tutamları halinde alarak. Çünkü en baştan başladık. İsterseniz ortadan başlayabilirsiniz. Ben sağ sol tarafından başlıyorum. Saçın çıkış yönüne uygun 90 derecelik bir açı uyguluyorum saçta. Saçın çıkış yönüne göre 90 derecelik bir açı uyguluyorum. Burada saç noktamız, kılavuzumuz en dip noktası. Bu noktadan kesimimizi uygulayacağım. Burada isterseniz keskinat kesim tekniği uygulayabilirsiniz. İsterseniz nokta kesim tekniği uygularsınız. Burada keskinat kesim tekniği uyguladığınızda saçın uç kısımlarını inceltmek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü sert bir saç geçişi olacaktır. Ama burada yapmanız gereken yine 90 derecelik saça doku kazandırmak istiyorsanız saçın çıkış yönüne göre her zaman 90 derecelik açılarla kestiğiniz zaman saçta katlandırma işlemi ve saça doku kazandırma işlemi vermiş oluyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi ben boyunu en uç noktası yani en kısa saç noktamız burası bizim kılavuzumuz. Alt kısımdaki saç boyunu eşitleyeceğim. Burada nokta kesim tekniği uyguluyorum. Böyle zikzaklı olduğu için geçişleri daha yumuşak oluyor. Bir önceki kesmiş olduğum saçtan bir kılavuz alıyorum bir parça. Yine burada dikey ayrımlar uyguluyorum. Keserken yatay ayrımlar uygulamıştım. Şimdi dikey ayrımlar uyguluyorum. Yine saçı çıkış yönüne doğru tarıyorum. Gördüğünüz gibi saçın alt kısmında kılavuzumu görüyorum. Ve kalan kısmı burada nokta kesim tekniği uyguluyorum. Burada saçın hem boyu gitmemiş oluyor. Gördüğünüz gibi saçın alt kısmında boyunu kısaltmadan saçın uç kısımlarına hareket kazandırmış oluyoruz. Doku kazandırıyoruz. Yani saça kat vermiş oluyoruz ve saçın boyunu kısaltmıyoruz. Yine bir önce kesmiş olduğum saç boyundan bir parça alıyorum ve yine dikey ayrımı uyguluyorum. Tarıyorum. Ve burada yine 90 derecelik bir açı uyguluyorum. Alt kısmında saçın çıkış yönüne doğru. Alt kısmında en kısa noktasını gördükten sonra bu kısmı kesiyorum. Bir önce kesmiş olduğum saçtan bir parça alıyorum. Kılavuz. Buradan da bir parça alıyorum. Dikey ayrımlar. Saçın çıkış yönüne doğru 90 derecelik bir açıyla tarıyorum. Burada gördüğünüz gibi taradıktan sonra buradan da baktığınız zaman gördüğünüz gibi bir önceki kesmiş olduğumuz saç boyunu görüyorum. Buradan da görüyorum. Aynı şekilde nokta kesim tekniği uyguluyorum. Evet, bir önceki kesmiş olduğum saç noktasından bir parça alıyorum. Ve aynı şekilde buradan da bir parça aldım. Ve saçın çıkış yönüne doğru. Evet. Gördüğünüz gibi burada saçın bir önce kesmiş olduğum saç noktası ve altta da saç en kısa noktayı görüyorum ve
Nokta kesim tekniği uyguluyorum. Kestim burayı. Bir parça alıyorum. Eski kesim, bir önce kesmiş olduğum noktadan bir parça aldım ve bir sonraki parçadan da bir dikey ayrım uyguluyorum. Burada parça 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 dilimler halinde alt kısmının kat verme işlemine devam ediyorum. Alt kısmı. Çok alana doğru. Saçın çıkış yönüne doğru 90 derecelik bir açı uyguluyorum. Burada alt kısımda görüyorum saç noktasını. Ve buradan baktığım zaman gördüğünüz gibi bir önceki kesmiş olduğum saç noktaları burada. Kılavuz. Aynı şekilde nokta kesim. Ve buradan yine bir parça alıyorum. Buradan da bir parça alıyorum. Burada bu sefer sağ tarafa geçtiğim için müşterimizin yani sol tarafına geçiyorum ve yine aynı şekilde saçın çıkış yönüne doğru en kısa noktayı görüyorum ve bu noktadan nokta kesim tekniği uyguluyorum. Evet, saçın alt kısmının hem saç boyunu hem de katlandırma işlemini yapmış bulunmaktayım. Evet, alt kısmını hareketlendirme işlemini yaptıktan sonra yani doku kazandırma işlemini yaptıktan sonra alt kısmı üst kısma bağlayacağız. Burada yine bir ortadan bir hat oluşturacağım. Burada ne çok kalın ne çok ince bir hat oluşturuyorum. Bu bölümü de 3 ana bölümde keseceğim. Dedi ki yatay ayrım oluşturdum. Buradan da bir parça alıyorum. Şimdi bu parçayı yine saçın çıkış yönüne uygun bu çıkış yönünde yani buradan paralel olarak 90 derecelik saçın çıkış yönüne doğru kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve bu noktadan
Saçın kılavuzumuzu görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada kısa bir bölüm var. Bu daha önceden kesmiş olduğumuz saç noktası. Bu kılavuzu gördükten sonra kısa bölümü uzun bölümle eşitliyorum. Burada nokta kesim tekniği uygulayacağım. Birinci bölümü kestim. Buradan bir parça aldım. Kılavuz. İkinci bölümü kesiyorum. Yine çıkış yönüne doğru 90 derecelik bir açı ile kesiyorum. Saçın çıkış yönüne doğru. Gördüğünüz gibi buradaki kısa noktayı, kılavuzumuzu gördüm. Bu kılavuz noktasını aynı şekilde eşitliyorum. Ve buradan bir kılavuz alıyorum. Kısa noktayı gördüm ve bu noktadan da aynı şekilde eşitliyorum. Gördüğünüz gibi orta bölümden bir hat oluşturdum. Şimdi bu bölümü yine iki kaşın ortasından ayırıyorum. Ve yine dilimler halinde alıyorum. Saç noktamızı görüyorum ve bu boyu da eşitliyorum. Gördüğünüz gibi kısa noktası ve kısa noktalarını orta kısmını aynı şekilde işledim. Sağ bölümü kestim. Şimdi sol bölüme geçiyorum. Sol. Solu kestim, sağ bölüme geçiyorum. Saç noktamızı görüyoruz. Bununla eşitliyoruz.
Gördüğünüz gibi saç noktalarını gördükten sonra kontrol edip işlemimizi bitiriyoruz. Burada saç önüne biraz doku kazandırmak için, saç önlerine katlandırma işlemi yapmak için burada bir ayrım oluşturuyorum. Burada taç ayrımı. Kulak izi arkasının tam bitiminden, başlangıcından, saç tarağımızın tepe noktasından dokunduktan sonra buradan bir ayrım oluşturuyorum. Ve bunun başlangıcından aynı şekilde geriye doğru böyle kontrol ediyoruz. Saçın ön kısımlarına biraz, gördüğünüz gibi saç en kısa noktasını tarıyorum. Kısa, hareketli, katlı bir saç kesimimiz, saç modelimiz. Gördüğünüz gibi ince telli saçlara hem dalgasını kendi elimle böyle yukarı doğru şekillendirerek dalgasını hem ortaya çıkarmış oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi hem de saça doku kazandırmış oluyoruz. Burada bu modeli köpükte de çok rahat kullanabiliriz. Şekillendirici kremlerle de kullanabiliriz. Ne çok uzun bir model, ne de çok kısa bir model. Şimdi bu modeli bize fön çekeceğiz ve en son halini size göstermiş olacağım.